LGS'ye son 6 ay kaldı. Bizim için çok değerli bir süre. Hocam çok korkuyorum. Hiç endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Bu 6 ay içerisinde yani esasında yarım sene var ama çok iyi değerlendirirsek bu 6 ayı gerçekten hayallerimize kavuşacağımız ay yapabiliriz. Ne kadar çabuk geçti hocam yani. Zaman hızlı geçiyor evet. Bir anda hatırlar mısın? 7'den 8'e geçerken hadi çalışalım hadi başlayalım demiştik. Haziran, Temmuz, Ağustos okullar açılacak mı dedik. Eylül'de açıldı, Ekim'de bir şeyler oldu. Ama şu kesin ki bizim hala yeterince süremiz var. 2021 LGS'de 6 Haziran'da sayısalda 75 dakika, sözelde 80 dakika ter dökeceğiz. Ve toplam 90 soruyla hayallerimizdeki fen liselerine, Anadolu liselerine, sosyal ünler liselerine ya da Anadolu İmati liselerine fark etmez. O güzel liselere biz gideceğiz. Şu anda onları güzel güzel temizliyorlar, Hayır, hazırladılar. şimdi yetişir miyim? Şimdi başlasan yetişiriz Tonguç'un. Um. Birincisi asla olumsuzluk yapma. Yani olumsuzluk yok. Matematiği halledemedim. Günde kaç soru çözeceğim? Üf işte okul yok. Son altı ay kaldı. Konular yetişecek mi? Acaba ne olacak? Okula da gidemiyoruz ki. Canlı ders. Bunlarla alakalı hiç endişelenmene gerek yok. Birincisi Tonguç Akademi olarak biz senin yanındayız. Senin kazanacağına adımız kadar eminiz. Yeter ki çalış. Yeter ki vazgeçme ve gayret göster. Aynı zamanda okuldaki hocaların EBA her şey sana esasında destek oluyor. Ve şunu da unutma pandemi esasında bir fırsat. Niye biliyor musun? Eskiden benim zamanımda yani bundan birkaç sene önce öğrenciler 8. sınıfta böyle rapor almaya çalışırlardı. Okula gitmeyin de daha fazla test çözeyim. Daha çok gayret göstereyim de. Ama biz şu anda zaten okula gitmediğimiz için canlı derslerimizi bitirdikten sonra okul derslerimiz çalıştıktan sonra test çözebileceğimiz. Hatta test çözdükten sonra oyun oynayabileceğimiz bile bir sürü zaman var. Yani okula git gel bile iki saat sürüyordu benim. Aynen okula git gel 2 saat haftada 14 saatimiz yolda geçiyordu. Ama şu anda şu şu kesin bir şey ki bizler hem çalışmak için hem de dinlenmek için hem de bol bol soru çözüp, test çözüp hayallerimize kavuşmak için daha fazla zamana sahibiz. Dolayısıyla biz evde durarak, esasla sokağa çıkmayarak hem sağlığımızı, ülkemizin sağlığını, insanlığın sağlığını kurtarıyoruz. Hem de derslerimize çalışarak çok iyi yerlere gelebiliriz. İyi bir fen lisesinden, iyi bir Anadolu lisesinden belki de bir bilim insanı oluruz. İleride tüm dünyayı kurtarabilecek çok güzel çalışmalara fırsat bulabiliriz. Dolayısıyla pandemi senin için bir fırsat. Ben bu seneki sınava girecek olan öğrencilere çok şanslı görüyorum. Şimdi uzaktan eğitimde okul yok. Ders çalışmak için daha fazla zaman var diye düşüneceksin. Aa okul yok o zaman kazanamayız. Hayır. Hiçbir şey öğrenemiyormuşum gibi geliyor bana. Hiç endişelenmene gerek yok Tomuç'um. Hem EBA'da hem de Tomuç Akademide tüm dersleri defalarca en az 5 kez, 10 kez, 20 kez sizler için tekrar edeceğiz. Canlı derslerimizde, sınıf anlatlarımızla EBA'daki hafta sonu derslerimizde, okuldaki senin hocalarının alacağın derslerle zaten sen hayallerine kavuşacaksın. Yeter ki sen iste biz öğretmenler olarak sana kapıyı açacağız ve mutlaka sıkı sıkıya da çalış. Birincisi bazen şöyle. ...öyle durumlarda olabilir. Ya yapamam, yapmalı mıyım falan... ...hiç endişelenmeyeceksin. Nasıl yaparım diyeceksin... ...yapmayı deneyeceksin... ...ve en sonunda da inşallah yaptım diyerek... Hocam 6, 6 ay ayda gerçekten başarabilir miyim? 6 ay esasında düşününce hani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hemen bir anda geçmiş gibi geliyor ama 6 ay esasla bir yarım sene. Yarım senede sen çok ciddi bir şekilde başarabilirsin. Çok verimli bir 6 ay verimsiz 5 yıldan daha değerli. Verimli bir şekilde 6 ayını değerlendirirsen hayallerine kavuşursun. Peki verimli nasıl olacak? Bunun reçetesi nedir? Hemen yapman gerekenleri söylüyorum. Birincisi erken kalkmalısın. Yani gününü planlamalısın. Niye erken kalkmalısın? Çünkü sınav erken saatlerde yapılacak. Beynin sabah erkenden kalkıp soru çözmeye, ders çalışmaya alışmalı. Yani ben geç yatıp gece işte 2-3 gibi yatıp sabah, öğlen 11-12 gibi. Bu doğru değil. Niye? Sınavın seni sabah Ben gece saklamak... çalışmayı seviyorum ama. Gece gibi. çalışmak güzel bir şey. Arada bir gece çalışabilirsin ama genellikle senin günlük rutininde mutlaka sabahları erken kalkmak olmalı. Ve aynı zamanda akşam 10 ile gece iki arasında insan beyni bir şekilde böyle hücrelerini yeniliyor. O yüzden de sen o saatlerde uyuman senin sağlığın için daha faydalı. Şu anda sen hala boyun uzayabilir. Hala beyin hücrelerin çok ciddi bir şekilde yenilenebilir. Dolayısıyla sen erken yatıp erken kalktığında sabahleyin işine erkenden başladığında hem hem sınavın saatine beyninle alışılmış olacaksın hem de daha iyi anlayacaksın. İkincisi kahvaltını önemse. Yani ya hocam işte kahvaltı yapmasak da hemen başlıyoruz. Öğlene doğru öğlen yemeği Hayır. Kahvaltının önemsi. Ailene bu konuda ailenden desekse. Ya Beynimin benim çalışması için yakıt evet. lazım. Aynen. Nasıl? Bir araba benzinsiz gider mi Tonguç'um? Gitmez, gitmez gitmez. Ya ben benzinsiz gidebiliyorum. İşte yokuşlar Bir araba elektrikli ama. Ha o durum değişti tabii ki. Benzinsiz ya da elektriksiz gidemez diyelim. Öyle düzeltelim o zaman. Artık 21. yüzyıldayız. Aynı şekilde sen de kahvaltısız çalışamazsın. Kahvaltı çalışırsan ileride tökezlersin. Programını mutlaka uygula. Biz zaten LGS kampında, uzaktan eğitim programlarımızda, LGS kampındaki videolarımızda sana çok ciddi bir şekilde destek oluyoruz. Gün gün soru soru ne yapman gerektiğini hep sana söylüyoruz. Üçüncüsü ve 4 daha doğrusu dördüncüsü mutlaka soru çözmelisin. Çünkü sana sınavda soru çözdürecekler. Yani gelecekler böyle bir deneme sınavı gibi ki burada zaten işlediğin konulardan bir deneme var. Sana böyle sayısalda, sözelde işte sorular soruyor. 90 tane soru soracaklar ve sen bu soruları doğru yaptığında... 90 soru kader kaderimizi belirliyor ya. Esas da 90 soru kaderini belirlemiyor. Oradaki öncesini yaptığın çalışmalar, yaptığın emekler, yaptığın gayretler senin kazancan okulu belirliyor. Yoksa şu anda pat diye bir anda 90 soru verseler, hadi yap deseler e o zaman tabii ki bu haksızlık olur ama diyorlar ki bak 6 ay sonra 90 soru vereceğiz 6 ay boyunca çalışırsan gayret gösterirsen vazgeçmezsen soruların üzerine üzerine gidersen dikkatli bir şekilde bu hataların üzerine gidersen kare kodları okutup soruların çözümünü dinlersen arkadaşlarına sorarsan o zaman bu 6 ay değil ki esasında çok ciddi bir süreç çok ciddi bir gayret oluyor yani sen o 90 sorunun da değil onun öncesindeki çalışmalarınla da değerlendirmiş oluyorsun Dördüncü maddeye gelirsek mutlaka mutlaka soru çözmen gerekiyor çünkü sana sınav günü soru çözecekler diyecekler ki hoş geldiniz sınavımız Hadi bakalım. LGS'de 90 sorudan sorumlusunuz. 40 tane sayısal 50 tane sözel soruyu çözün ve bu 90 soruyla hayallerinize kavuşun diyecekler. Tabii ki sadece bu 90 soru belirlemiyor senin kaderini. Öncesinde yaptığın çalışmalar, gayretler, okulda yaptığın e, ödevler, testler her biri belirliyor. Yani hani bir ressam bir resmi 2 dakikada çiziyor ama esasında 60 yıl artı 2 dakikada çizim diyor ya öncesinde yaptığı çalışmalar. Sen de esasında 1 yıl artı 90 soruyla bitirmiş olacaksın. Dolayısıyla şu anda yaptığın her bir gayret hatta bu videoyu dinlemen bile LGS'de çalışmana dahi. Hatta bazen ders çalışmayıp böyle oyun oynuyorsun ya, dinleniyorsun ya. Onlar bile LGS'ye hazırlık sürecinde senin için bir avantaj. Dolayısıyla yaptığın her şeyi plan yapmalısın ama en çok yapman gereken şey soru çözmek. Çünkü sınavda sana soru çözülecekler. Ve sınavda kaç soru çıkıyor Tonguç'um? 90 soru. Harika. 90 soru çıkıyorsa sen minimum günde 180 soru çözmelisin. Neden biliyor musun? Çünkü sen kazanacaksın. Sen hayalleri yüksek olan bir öğrencisin. Hayalini yüksek tutup en sonunda da çok başarılı olacaksın. O yüzden minimum 180 soru çözmelisin. Ha bunun de matematik mi olacak? Hayır. 180 tane yeni nesil matematik sorusu çözsen zaten çok zorlanırsın. Beynin yanar. Beynin yanar. Ama bunun işte 30 tanesi matematik olur. 20 tanesi temel matematik olur. Fark etmez. Ve sosyal medyayı da kontrollü kullanman lazım. Sosyal medya bazen senin inanılmaz zamanı yiyebilir. Yani YouTube'da video izleyemediğine girip bir anda çok fazla şeylerle zamanı harcayabilirsin. Instagram'a girdiğinde bir anda senin böyle neleri sevdiğini bilip sürekli sana onları sunuyorlar. Ders Z videosu için giriyorum. O yemek tarifiyle çıkıyorum <laughs> Aynen. Yani sınavda senin yanında nasıl cep telefonu olmayacaksa ders çalış ...kendi cep telefonunu uzağında tutmalısın. Ve kendini analiz etmelisin. Yani hatalarını bulmalısın. Hataların üzerine gidip ben bu hatayı bir daha yapmayacağım demelisin. Ve asla ve asla stresten uzak durmalısın. Çünkü sen başaracaksın onun için. O zaman hemen kolilerini bitirmeye başlıyorsun. Yani konu listeleri belli oldu. Artık konu... Koli ne hocam ya? Koli dediğimiz konu listesi. Yani Türkçe'de hangi konular var? Matematik'te hangi konular var? Fende hangi... Bunları bilmiyor olabilirsin. Ama sana esasında hem biz LGS kamplarımızda hem de kitaplarımızın içindekiler kısmında hem de milletin bunları tek tek açıkladı. Soru çözme pratiğini artırarak hatalarına bakarak yani hata kutundakileri azaltaraktan zaten görevini tamamlamış olacaksın. Güncel açıklanan müfredatta biliyorsun geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Tüm konulardan sorumlu izle Dolayısıyla sen tüm dersleri, tüm konuları güzel bir şekilde öğrendiğinde birinci dönemden başlayarak birinci konu, ikinci konu, üçüncü konu, dördüncü konu güzel güzel çalıştığında zaten sınavda büyük bir başarı seni bekliyor. Ve dikkat hataların varsa derslerinde en çok dikkat etmen gereken şey ne biliyor musun? Gerçek sınav modunda çalışmak. Yani sen sınavda okul yazılısında yanında böyle televizyon açık oluyor mu Tonguç'um? E hayır açık olamıyor hocam nasıl A, Yanında kardeşim böyle dolaşıp sana böyle şakalar yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bir çakıyorum indiriyorum hocam. Ya yani öyle yapma tabii. Kardeşimize bazen böyle hadi bakalım çık dışarı diyeceğiz ama öyle, öyle, sevgili dolu olmamız lazım. Ama temelinde sınav modunda çalışmalısın. Yani nasıl uçağa binine uçak modunu alıyorsun? Artık uçaktayız diyorlar. Artık uçaktayız. Sen de ders çalışırken uçuşa geçmelisin. Telefonu uçak modunu alıp ciddi bir şekilde sıkı sıkıya çalışmalısın ve bilgi kalmamalı. Az önce söylediğimiz gibi uyku ve beslenme de önemli. Peki bizler sana nasıl destek olacağız? Bizler Tonguç olarak uzaktan eğitimde zaten seni yakından takip ediyoruz. Adı uzaktan eğitim ama sıkı sıkı takip ediyoruz. Ve seni... Kameram var hocam. Aynen hocam. peşini bırakmayacağız. Günde her gün çok güzel çalışman için canlı yayınlarımızı yapacağız. Rehberlik videolarımız gelecek. Ve aynı zamanda yeni nesil uzaktan eğitim sınıf anahtarı sistemimizde de senin için çok güzel sistemler hazırladık. Burada kollerini tamamlayabilirsin. Tüm konular yani ikinci dönemin son konusunu bile bugün oturup izleyebilirsin. Sorular çözebilirsin. Tombuk çok güzel olmuş hocam. Tombuk dergisi zaten senin için destekleyici. Aynı zamanda kitaplarımızda da YouTube'daki videolarımız zaten biliyorsun LGS kampımızda, LGS kampını destekleyen uzaktan eğitim programımızda hafta sonları e, EBA'da yani TRT'de yaptığımız canlı e, videolarla rehberlik videolarıyla zaten her zaman senin için Hocam kaşarlı mı olsun, kutucuklu mu olsun hocam? Ya ben karışık tost seviyorum. Tostumuz Buyurun. önemli. Neden önemli? Çünkü en önemli üç ders. Türkçe, Matematik, de sana temel orta sınav tarzı yöntemlerle soruları gösteriyoruz. Burada temel soruları çözün. Güzel. Orta soruları da çözebildim, Biraz zorlandın. Tamam. Sınav tarzı soruda çok zorlandığın zaman sakın sakın vazgeçme. Yani hiçbir öğrenci şöyle yapmıyor. Çözdüm bakayım. Aa, iki dakikada çözdüm. Öyle bir şey olmuyor. İlk başta. Soldakileri yapmadan direkt sağdakileri yapabilir miyim? Sakın sakın. ilk başta direkt zor sorularla direkt sınav tarzı sorulara başarsan moralin bozulur. Halbuki Naim Süleymanoğlu mesela ünlü hal tercihimiz hemen şak diye 200 kiloyu bir anda kaldırmadı. Belki ilk başta 10 kiloyla başladı. Belki 20 kiloyla başladı. Belki yıllarca 100 kiloyu kaldırmak için uğraştı sonrasında hayallerine kavuştu. Sen de bir anda sınav tarzı soruyu çözemeyebilirsin. Sınav tarzı soruyu temel ve orta soruyu çözdükten sonra da bir anda çözemeyebilirsin. İlk başta bir soruya beş dakika, altı dakika verebilirsin. Sonra cevabına bakarak çözebilirsin ama mutlaka en Hocam, sonunda başarılı. hangi kitaplarla çalışayım? Allah aşkına Bizim bir bir sistemimiz ki... var. Biz şimdi senin farklı farklı kaynaklar çözmeni istiyoruz. Zaten tavsiye ediyoruz. Mutlaka LGS'de çıkmış sorulara, örnek sorulara, Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarındaki değerlendirme testlerindeki soruları çözmelisin. Bu bir zaten. Aynı zamanda sen farklı farklı kaynaklarla çalış diye sıfırdan sekize mesela sayısal dersler için örnek verelim. Matematik dersler örnek verelim. Şimdi Türkçe ders zaten benim bilim ders. Matematik dersler örnek veriyorum. Matematik dersinde ilk başta sıfırdan sekize sayısal konuları pekiştirmelisin. Temelden başlamalısın. Sonrasında taktikliyle biraz daha üst seviye yani orta seviye çıkıp konuları daha iyi, daha böyle yeni nesil sorularla da pratikleştirmelisin. Sonrasında Dinamo'ya geçiyoruz ki Dinamo esasında bunların her birini farklı hocalar, farklı uzmanlıktaki farklı zorluk seviyesindeki hocalar hazırladı. Yani öğrenci bu Dinamo'da bunu taktikliği çözmüştü. O zaman burada daha farklı sorular görsün. Daha zorlayıcı sorular görsün istedik. E, dinamo sınavı bitirdikten sonra artık en zor soruları hazırlayan hocalarımız dediler ki hocam biz artık Zoru Bankası'nın bunları da çözmüş olan öğrenciler için hazırlayalım. Zoru Bankası'nda zorlandıkları zaman asla ben mesela Zoru Bankası alakalı bazen öğrenciler geliyor bana. Hocam bu kadar zor niye sordunuz diyor. Bizim hedefimiz burada şu. LGS çıkabilecek zor soruları tamamlamak. Ve en sonunda da konuları taramamız gerekiyor. Denememi çözmemiz gerekiyor. Burada da matematikle alakalı konu konu taramalar yani denemeler yapıyoruz. Yani konu denemeleri, konu taramaları diyebiliriz. Bir de hedefin Galatasaray olabilir, hedefin Beşiktaş olabilir, hedefin İstanbul, Ankara, İzmir'deki ya da büyük şehirlerimizdeki çok çok iyi fen liseleri olabilir. O zaman sen sınavın bir tık üstünü çözmelisin. Yani sınavda çıkabilecek zordan daha zorunu çözmelisin. Bu durumda tabii ki sana zor ve ötesi matematik kitabını tavsiye ediyoruz. Burada çünkü çözeceğin sorular artık hocam LGS bu kadar zor çıkıyor mu diye endişe edeceğin kadar zor sorular. Ama Esasında burada da LGS'deki en zor soru tarzı örneği var. Bundan daha kolay da çıkıyor tabii ki LGS'de. Bunların da çözümlerini senin için hazırladık. En önemlisi soruların çözümünü mutlaka yapmalısın. Yani vazgeçmemelisin. Zaten TATS da senin için bunu çok güzel bir şekilde planladık. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Vazgeçmiyoruz ve çok güzel bir şekilde 6 ay sonra hayallerimize kavuşuyoruz sonuçum.